Merhabalar, ben Köftiz Köfte ve evet, ilginç bir şey. Minecraft çekmeye döndüm. Ragtag 6 serimi devam edemedim çünkü neden diye soracak olursanız iş yoğunluğum yüksek. O yüzden araştırma yapmaya zaman ayıramıyorum. Araştırma yapamadığım için de videoda bir şey yapamıyorum. Oyunu oynayamıyorum. Oynamadığımda da haliyle video çekemiyorum. Bir süredir zaten elimde bayağı bir iş vardı ve o yüzden video çekmiyordum. Herhangi bir oyun oynamıyordum doğru düzgün. Sadece arada arkadaşlarla oynadığımız Among Us oyunları hariç. Bu aralar biraz rahatladım. Artı canım Minecraft çekmişti bayağı. Ama mod paketi kurcalamak, yeni bir şeyler öğrenmek vesaireyle uğraşmak istemiyorum. Yeni bir şey öğreneceksem de bunun kolay bir süreç olmasını istiyorum. O yüzden dedim, hazır bu mod paketinin adı çok fazla duyuluyor, çok fazla oynanıyor. Dedim ben de oynayayım. Güzel de bir wikisi var. Discord, benim Discord kanalımda da zaten abi oyna oyna falan diyenler oldu. Bir tane deneme dünyası yaratmıştım. Şimdi yeni dünyamızı yaratıyoruz. Serinin adını hala bulmadım. Seri ismini muhtemelen videoda koymuş olacağım zaten de. Aklınıza daha yaratıcı bir şeyler varsa serinin ortasında bunu değiştirebilirim. Neyse. Yeni dünyamızın adı ne olsun? Let's play. More options. Ne olur ne olmaz cheats'i aktif ediyorum. Ya da boşver. Ya hep ya hiç. Ya gerçi evet, bu sefer ben mod paketini geliştirmiyorum. O zaman seed'imizin adı ne olsun? Gene klasik bir yöntemden gidiyoruz. Şarkı isimleri. Iceberg'den gidelim biraz daha. Evet. Create new world. Ya, hacime maşo. Mod paketi hakkında detaylar. Mod paketi biraz ağır bir paket. Benim eski bilgisayarım çok iyi kaldırım. Yani çok düzgün bir performans vermiyordu. Bu makinede bayağı güzel bir performans alabiliyorum. Size tavsiyem, bilgisayarınız iyi değilse çok tavsiye etmediğim bir paket. Ya da en azından bir sunucu üstünde oynamanız gerekli diyorum. Performans konusunda yine bayağı bir önerileri var. Bunun yanı sıra kalabalık bir paket. Benim normalde alışkın olmadığım bir konsept. En son kalabalık bir paket oynadığımda sanırım Beyond Köfte standı. Hayo, Feed the Köfte 3'te de aslında kalabalık bir paketti benim standartlarıma göre. Beni biliyorsunuz, ben sade paketler seven bir insanım. Bir de bu mod paketinin bir detayı, questbook var. Ve ben biraz questleri takip ederek ilerlemek istiyorum. Ya aslında şey, normal oyun stilimin biraz aksine gitmek istiyorum. Bu sefer oyun benim elimden tutsun. Biraz hani kafa rahat verip şimdi oynamak istiyorum ama GreatTex'iz de olmuyor haliyle. Terraform Craft oynayasım gelmiş aslında da onun için de araştırma yapmaya üşendim. Belki elimdeki işler iyice hafiflediği bir ara Terraform Craft artı GreatTex 6 ile bir şeyler yapmayı deneyebilirim. İlginç olabilir aslında düşününce. Ya da en azından ayrı ayrı. Ve tabii ki de dünyanın oluşturulması yarım saatimizi alıyor. Ve o yüzden ben de sizi şu an konuşarak oyalıyorum. Evet, neyse. O esnada kahvemiz ve suyumuzu da içelim. Bu arada bol bol su içmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bunun yanı sıra. Kahve bardağım da boşalmış. Neyse. Yeni evdeki en güzel şeylerden bir tanesi. Kahve makinesi direkt salonda. Bilgisayarım da salonda. Güzel. Şu an hala bir dünya oluşmaya çalıştığı için biraz kasıyor. O esnada şunu normale geri çekelim. Müziği kapayacağım tamamen. Video settings normal. Tamamdır. Şimdi kendine geliyor. Güzel. Kıyı var şurada bir tane. Sen nesin? Dead. Bayonet of Plenty modunu sevmiyorum çok. Dark Oak Wood. Rubber Wood. Güzel. Rubber'ımız var. Daha dur. Rubber.
Şimdi her şeyden önce benim bir saniye neydi? Ha. Quests. It begins. 8 tane 4 toplamamı istiyor benden. Şu sahil tarafına gideceğiz bu arada. Çünkü deniz kenarında olmak aslında avantajlı bir şey. Bu arada bunu da tamamladık. Detect Submit. Tamamdır. Bunu tamamladık. Sonraki görevler. Gravel bulacağız. 32 tane. Bir de boots toplayacağız. Şunu da bir alalım. Bunlar şey, önemli detaylar. Backup uygulamanızı kurdunuz mu? Şudur budur tarzı. Claim. Aslında bunları daha fazla claimlemesem güzel olabilir. En azından şey, şu bunu claimleyeceğim çünkü yemek, her türlü yemek benim için önemli. Ve tamamdır. Sonrasında benim ve hızlı koşmamam lazım. Quest book'umuz var. Quest book'a bu arada şey Tilde yok, Tilde değildi pardon. Yani şu karakterle ulaşabiliyorsunuz. Tabii Türkçe Q klavye kullanıyorsanız o direkt yok. Onu değiştirmeniz mantıklı olabilir. Ya da Quest book'u açacaksınız. Ama muhtemelen çoğumuzun durumunda direkt değiştirmeniz gerekecek. Güzel bir başlangıç noktası aslında. Biraz karamsar ama zaten Slay to the Dark adına da uyuyor. Evet. Tabii ki de Infinity Water kapalı. Şu alttakileri şu an almak istemiyorum. Ya da alayım. Tabii suyun içine girmeden. Ve tabii ki de ilk gecemizi bayağı zifiri karanlık içerisinde geçireceğiz. Çünkü bir ışığımız olmuyor. Ya dur, yeterince hızlı davranabilirsem ışığım olacak. Ağaçla kesmem lazım tabii. Şunları hızlıca bir alalım. Tabii su beni geri çekmezse her şey daha güzel olacak. Yok, yeter değil. Şurada da biraz var, tamam. Ardından odun toplamaya geçeceğiz. Bu kısım falan. Şimdi odun toplama kısmına geçiyoruz ve Minecraft'ın bir klasiği. Yumurta odun toplamak. Bu arada mod paketinin genel içeriği bir tık zorlaştırılmış bir Gregtek paketi. İlginç şeyler yapılabiliyor. Biraz kalabalık bir paket olması biraz beni rahatsız etmiyor değil. Ama ne yaparsın? Yani o konuda yapabileceğimiz çok bir şey yok. Hani kendim paket geliştirmekle uğraşmak istemiyorum. Ve beraberinde de hazır paketlerden uygun bu var. Devam edelim. Bunun yanı sıra şey, World Gem tarafında da normal Gregtek'e kıyasla birkaç değişiklikleri var. Keşke Biomes of Plenty modunu kullanmasalardı diyorum. Ama orada da yapabileceğim bir şey yok. Bir de bir ara OBS ayarlarını biraz daha kurcalayayım. Tamam, 16 tane daha aldım. Yakınlarda bir yerde galiba Rabin var. Bu sese bakarsak. Evet. Bu seride ne yapmayı düşünüyorum? Şu an için herhangi bir planım yok. Herhangi bir ileriye dönük plan yok. O yüzden şey miyim? Biraz saldım çayıra Mevlankayıra bitecek bu. Tamamen hani
O esnada bunu yapabilirim diye bir mentalitede ilerleyecek. Ama kesinlikle büyük bir üst şeklinde gitmeyi düşünüyorum. Belki biraz mimari kasabilirim. Zaman buldukça. Evet, bir ağaç daha keseceğiz. Aklınıza ilginç ya Köfte abi şunları şunu yapsan şunu yapsan mantıklı olabilir tarzı bir fikir varsa eğer o fikirleri de açığım bu arada. Sadece yapmam gerektiğini ben de biliyorum. Oyundan arka plan görüntüsü geliyormuş ha. Hobbies'in belirteçileri de biraz tuhafıma gidiyor. Uzun zamandır görmediğim için. Gerçi uzun zamandır metin editörüm dışında hiçbir ekran görmüyor gibi bir şeyim de. Ay. Neyse. Devam ediyoruz. Uzun da bir ağaçmış ha. Ağaç sen bayağı uzunmuşsun. Gökyüzünde adalar mı var? Evet varmış. Yoksa onlar bulut mu? Sevgili abi sen ne kadar daha uzunsun? Bundan daha uzunsan zaten daha kazamayacağım. Ah tamam. Evet, evet gökyüzünde adalar varmış. Mod paketini ben de sizlerle beraber öğreniyorum bu arada. Sadece o şey bir deneme dünyası açıp mod paketinin biraz başlarını öğrendim. Onun dışında ben de hiçbir şey bilmiyorum. En azından hani şey oynama mantığıdır şudur budurdur öğrendim. Performans falan nasıl ona bir baktım. Yay take inventory. Bu arada o zaman evet getting good. Detect submit. Claim. Evet, artık bir adet torçumuz var. Ve kendimize bir yeraltı üssü yapmamız lazım yavaş yavaş. Çünkü karanlık olduğunda işler çok hoş olmayacak. Ya da dağ yapabilirim. Aynen dağ yapabilirim. Bir başlangıç evi şeklinde. Ve dışarıdan gelen sesler umarım size gelmiyor. Dışarıdan çok absürt sesler geliyor. Galiba bir inşaat makinesi falan mı bu? Evet, biraz daha dört toplayalım. Evet, sanırım size geliyor dışarıdan gelen sesler. Neler oldu, ne oldu, şu an dışarıda ne oluyor en ufak fikrim bile yok. Ve maalesef yeni evimde direkt girişim bir üstü olduğu için dışarıdan gelen sesler bana direkt olarak geliyor. Ama güzel, lavdan ölmüş bir adet domuz. Biraz daha hızlı hızlı köfte çabuk acele yaparsın aslansın kaplansın şurayı açık bıraktım ki dışarıyı görebilelim. Oyun modunda şöyle bir durum söz oyunda şöyle bir durum söz konusu. Karanlıklar cidden zifiri karanlık. Hatta biraz daha kararsın. Biraz daha kararsın göreceksiniz. Şu an muhtemelen YouTube'da hiçbir şey gözükmüyor. YouTube'un sıkıştırmaları sağ olsun. Evet gözükmemeye başladı bunu koyayım. Şimdi sevgili Hazreti Questbook. Benden flint yapmamı istiyorsun 10 tane. Yapalım bakalım.
Evet. 10 tane Flint ve tabii ki de mesaj gelmeyen bir bir saniye. Bir saniye, hemen dönüyorum. Evet, Flint görevini yaptık. Claim, 5 tane daha Flint var bize ve crafting table'ımızı yapacağız. Crafting table'ımız, gel bakalım. 2 tane wood. Wood. Ve voilà. Crafting table'ımız hazır. Tabii ki de wood'u koymayacaktım. Crafting table'ı koyacaktım. Evet. Evet, crafting table'ımız var. Ve şu an bu görevi de claim. Şimdi. Tamamdır. Bu questler hakkında bilgilendirme yapıyor bize. Evet, bir tane chest craft edeceğiz. Chest için ne gerekiyor? Flint, plank ve... iki tane plank. Flint. Evet. Şimdi. Bunu buradan yapalım. Bana yemek ver. Chest'i yaparız. Chest kolay. Yemek şu bu aşamada biraz zorlayıcı bir kısmımız. Ve tool'larımız. Shovel, axe, pickaxe, axe ve hoe. Evet. Biraz stick yapalım. 2, 3. Oops. 1, 2, 3. Biraz daha flint alalım. Evet ve stick. Sticklerim tamamlanmış olmalı. Hayır, dur. Consume diyor. Tamam, consume ettirelim. Ve claim. Kağıtlarım. Bu kağıtları yemeyeceğim, ekeceğim. Ve şimdiki görevimiz cobblestone toplamak. Şimdi sen gel. Sen gel. Sen gel. Gündüz olana kadar şuraları bir kazalım. Benden kaç tane toplamamı istiyor? 64. Ne güzel. 64 tane kabustum. Evet. Bu süreç içinde de bir yandan konuşacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Evet. Seri ciddi anlamda yani en azından bir süre böyle gidecek. Yani ben bu quest book'u takip ederken bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tabii bu süreç içerisinde aklıma gelen çılgın projeler olacak ve bunları tabii ki de uygulayacağım. Bu arada mod paketinde
ilgimi çeken modlardan ne var diye soracak olursak. Bakalım itemlerden. Samsung mod. Applied Energy Sticks var zaten. Adventure Backpack ilginç bir mod. Hani biraz işimize yarayabilir. Advanced Solar Panels yok. Tercihim değil. Architecture Craft ilginç, biraz girişebilirim. Automagy hakkında hiçbir şey bilmediğim bir mod. Gene adında hakkında hiçbir şey bilmediğim bir mod. Gene Backpacks'ı biliyorum. Bunu da hiç bilmiyorum. Ama sanırım bir GregTech eklentisi. Evet, GregTech eklentisi gibi duruyor. Evet, bayağı rezil GregTech eklentisi. Bubbles zaten Bubbles. Buildcraft. Better Builders Wands. Oops. Better Questing Boot. Book. Boot dedim ya. Bibliocraft. Biomes of Plenty. Çok sevmediğim bir mod ancak var. Blood Magic var. Blood Magic'e hani girmek istiyorum. Botany ve Botanya değil bu arada. Ben hemen geliyorum bu arada bir de. Evet, geldim. Evet, modları sayıyorduk. En son nerede kalmıştık? Mods. Buildcraft zaten mod. Carpenter's Block. Yine sevdiğimiz modlardan bir tanesi. Catwalks. Bu biraz ilginç bir mod. Daha önce görmüşüm, hiç kullanmadım ancak hep paketlerime koysam mı diye düşündüm. Bu sefer önümde çıktı. Chisel zaten bildiğimiz modlardan bir tanesi. Bunu hiç bilmiyorum. Compact Kinetic Animals from Generators. Computronics. Computronics varsa Open Computers de var demektir. Crops Plus. Bunun detaylarını bilmiyorum ancak sanırsam IC2 croplarına destekleyici bir mod. Draconic Evolution, sevmediğim modlardan bir başkası. Electromagic Tools. Hakkında hiçbir şey bilmediğim modlardan biri daha. Ama öğreneceğiz. Endrayo. Olmasa da olurdu. Ama var, kullanacağız. Ender Zoo. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Ender Storage. Enhanced Loot Bags. Enhanced Portals. Enhanced Portals'ı daha önce birkaç kere kullanmıştım. Extra Utilities, sevmediğim modlardan biri. Extra Bees. Güzel modlardan biridir. Floodlight. Bir çeşit ışık moduydu. Birkaç kere kullanmıştım ancak çok detaylı bilmiyorum. Forbidden Magic bir Blood Magic eklentisi diye hatırlıyorum. Forestry zaten. Moon Microblocks. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu da hiç bilmiyorum. Ama ilginç bir şeye benziyor. Godomancy. Sanırım Tomcraft eklentisi. Evet. Galacticraft. Galaxy Space sanırım bir Galacticraft eklentisi. Gendustry. Genetics. Gravitation Suite. Özür dilerim. GregTech SG Craft. Open Computer. Stargate. GregTech ve GregTech Plus Plus. Peki. GregTech Australia. Peki. Toxic means new. Bu mod paketinin kendi modu. Hardcore Ender Expansion, sevmediğim modlardan biri. Hollow'in. Hollow'in mentori sanırım chestleri görmek için bir zımbırtıydı. I will find you. Igona Tinker Twigs. Iron Chests, Industrial Craft, Iron Chest Minecarts, Iron Tanks, Jabba. Jabba yerine neden bir şey? Bunu da hiç bilmiyorum. Ama bu da sanırım GregTech eklentisi. Loot Games, Magic Bees. Güzel bir. Malicious Doors, Mental. Ardından
Mine and Blades neden var bilmiyorum. Minecraft. İlginç bir moddur. Nature's Compass. Model Mechanics hiç bilmiyorum. Nükleer Kontrol. Sevdiğim modlardan biri. Open Computer's Glasses. Güzel bir mod. Open Modular Turrets. Hiç kullanmadım. Ama ilginç bir şeye benziyor. Deneriz. Open Printer. Open Security. Open Computers için Security. Palms Harvest the Nether. Peki. Palms Harvest Craft. Project Blue. Project Blue bir Project Red eklentisi bu arada. Project Red. Railcraft olmazsa olmaz modlardan biri. Random Things. Sanki daha önce kullanmıştım da içeriği neydi hatırlamıyorum. Remote IO. Gene hakkında hiçbir şey bilmediğim modlardan bir tanesi. Kullandıysanız ne olduğu hakkında Sleeping Bags ve Standard Expansion. Kullandıysanız eğer içeriği hakkında bilgi verirseniz eğer müthiş hero olurum. There is a spider, there is a spider. Another little spider. Fuzzy spider, funny spider. Spider, Aang. İlk katliamımızı da gerçekleştirdik. Sen kapan tabii. Evet, kapımız bu. Şimdi benim... Dur. 64 tane toplamam lazımdı. Buradan itibaren biraz yanlara doğru da kazalım. Şu an yandan bir 3'e 3 alan açmak istiyorum. Evet, şu an torch craft edemediğimiz için torchlar bizim için değerli bir materyal. Torch demişken ha doğru. Dışarı düşecek diye bir ödüm korktu da neden korkuyor ki? Bu arada aslında dur. Şunları da bir kazalım. İlk başta zaten o güzel. Kömürümüz var. Evet. Torçumuz yok demiştim de. Lafımı azıcık geri alıyorum. Artık torçumuz var. Az da olsa. Ve neden burada FPS düştü? Ha, çünkü bu bloklar yüzünden. Evet. Ve şu görevimizi de bir tamamlayalım. Claim. Evet. Ve fırın yapmamızı istiyor bizden. Fırın için Stone ve Flint. 3 Flint. Tam fazladan 6 Stone toplamışım. Güzel. Bilinçli olmadı ama. Claim. Loot bag'leri şu an açmamak daha sağlıklı geliyor bana. Benden bir tane sword yapmamı da istiyor. Sword'umuzu da yapalım. Oops. Ki baltamızı sömürmeyelim bu süreçte. Şimdi şunlar gitsin buraya. Sen gel. Sen kal. Et yemekler kalsın. Mushroom git. Gravel'lar kalsın. Evet. Şu 64 taşımızı da koyalım. Şimdi Questbook benden başka ne istiyor? Şunları da bir claimleyelim. Sen Apple o accepting'im yok. O yüzden bunu şimdi yapamıyorum. Benim aslında yün toplamam lazım. Yün toplamak kolay. Ama şimdilik bak. Bir de şunu B. Home. Koşma, köfte koşma. Alışkanlıklardan kurtul.
Domuzlar. Siz de azıcık öldürmem lazım. En azından bir iki tane öldüreyim. Tamam, güzel bu. Güzel düşürdü. Şuralarda biraz daha koyun vardı. Koyunları öldürmeyi sevmiyorum ancak öldürmem lazım. Diğer türlü hayatta kalamayacağım. Tabii ki de espekler yağdı bana ancak şu an hiçbir işime yaramayacaklar. Kaç tane toplamam gerekiyor bundan? Yünden. 6. Üç. Yarıladık. Dört. Son iki tane daha. Ama daha fazla koyunumuz var mı? Asıl güzel soru burada başlıyor değil mi? Sanırım şurada var. Evet. Ve güzel. Aslında biraz kar da toplasam güzel olabilir. Biraz kar toplayayım, lazım olabilir. Ve son bir tane. Evet. Ve bu görevimiz de tamam. Tamamdır. O zaman en kutsal görevimizi yapıp yatak yapma işine girelim. Çünkü bu bizim için önemli bir şey. Diğer türlü geceleri çoğu zaman bir şey yapamayacağız. Ve evimizin önüne de bir ışık kaynağı koyalım. Kapım da çok güzel. Evet, şimdi. Bu görevi yaptık. Şunun ödülünü alalım. Ve soft metal yapmam lazım. Bunun için 6 tane wood plank. Bir tane steam de burada zaten. 3. Evet. Soft metal'ımız da tamam. Ah, yeterin. Biraz hızlı yaptım. Neyse, o plankler her türlü işime yarıyor. Melon mu, pumpkin mi? Melon diyorum. Evet. Aslında bir yandan da unutmadan şurayı da bir kazıyım. Ben burayı bir hafiften tarlaya dönüştürmeye başlayayım. Evet. Infinite Water olmadığından ötürü her kazdığım şey yerine bir şey koymam gerekiyor. Su tınırmayın aslında. Çünkü Infinite Water yok ve gece olmaya başlıyor. O zaman biz evimize dönelim ve yatağımızı craft edelim. Soft metal'ımız hazır. Evet, şimdi. Benden yatak istiyordun sen, değil mi? Yatak için ne... Havuç da lazım. Havuçları ekmem lazım. Ve bunlar için yeni bir şey öldürmek istemiyorum. Stone Dust aslında. Stone Dust yine atabiliriz. Evet. Sanırım şimdilik bu kadar. Evet. Şimdilik bugünlük bu kadar o zaman. Yarın ya da başka hangi gün olursa ben kaldığımız yerden devam edeceğim demektir bu.
O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'den iyi günler, iyi eğlenceler.